bazı kelimeleri Latince ifadelerden veya İngilizce ifadelerden çıkarsarak kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Yani söylediğiniz amatör balıkçılık değil, oltacılık anlamında, yani İngilizce'de angler olarak kullanılan ifade doğrusudur. Fakat bir de zıpkıncımız var değil mi? Yani zıpkıncı da amatör olarak avlanabiliyor. Bu şekilde bir tanımlamaya gidilmesinde yarar vardır. Teşekkürler. Şimdi mevcut programa göre Ali Bey'i daha sonraya alıyoruz. Ali Kerber ileri istiyorsa Ali Bey'e çıkayım diye şey yaptı. Şimdi alıyor muyuz? Alalım hadi. Buyurun Ali Bey. Ali Kerber. Evet. Sunumunuz var mı? Merhaba. İsmim Ali Kerber. Gaziantep'ten geldim. Ben bir dernekçiyim. Ben buraya gelirken çok şey hazırladım. 3-4 tane şey hazırladım. Ama baktım buradaki konuşmalar, benim istediklerimi bir kişi istiyor. Çok insan istiyor. Ne istiyorum ben? İnsanların belgeli olmasını istiyorum. Ne istiyorum? İnsanların bir SDK'ya üye olmasını istiyorum. Bir, şu an kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5 veya 4 kişi diyelim. Neden? 4 kişi değil mi? 30 kişi oldu mu? Ön tarafı 4 kişi saydım. Ne yaptık? Abim. Ama ne yaptık bu abiler? Şu an 1111 yaptı. Yan yana olduk, 1111 olduk. Yani toplu olduk, 3 olduk. Evet. Anlamak istediğim bu. Şimdi hiçbir şey okumayacağım. Niye okumayacağım? Arkadaşım, bölgeniz İzmir çok güzel bir yer. Aslında biz sadece İzmir için burada değiliz. Ülkemiz için buradayız. Bir arkadaşım Antalya'dan gelmiş, oltacı kavramını açıklamış. Ben de burada insanların birlik olup, beraber olup, bir STK altında birleşip, yani bir STK demek nedir? Yarın resmi kurum demektir. Yarın resmi kurum da seni bir bakanlıkta temsil edecektir. Ha tabii, biz 1380'in sayılı kanunu içindeyiz. Aslında kanunumuz çok iyi. Tek sorunumuz ne? Kanunun içindeki uygulayıcılar eksik. Var olan kanunları uygulamıyorlar. Denetim çok eksik. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bazı yerde hocam biraz önce bahsetti. Dedi ki metre taşıyor muyuz? Yani ki şeyde. Hayır. Bizim metremiz, vicdani metremiz var. Vicdani limitlerimiz var. Biz oltacıyız. Benim anlatmak istediğim bu. Federasyon adına, VDP adına şahsi sorular olursa da cevap veririm. Evet, Ali Bey gayet heyecanlı bir şekilde duygularını spontan ve ticari paylaştı. Şey yaptım yani. Teşekkür ederiz. Ali Bey, ben de teşekkür ederim. Ali Doktor Murat da demin aynı şeyden bahsetti. Yani ben de aslında aynı fikirim ama bu işin bir de mesela zıpkıncılar da var. Yani oltacı değil sınırlarsak zıpkıncılar bir federasyonu var. Ayrı bir federasyonu var. Yani eğer ki biz kendi amatör olta balıkçılığı diye bir sınıflandırma yapıyorsak, yani zıplayıcılarına baktığımızda daha geniş bir kavga. Zıplayıcılar kendilerini amatör oltacı olarak görüyorlar. Hayır. Bir sorun onlar. Ona karşı şöyle düşünelim. Bu adamlar hepsi kendilerini dalgıç olarak, dalıcı olarak görüyorlar. Amatör balıkçılıkla konusu farklı. Ama sonuçta amatör balıkçı olarak bakarsak zıplayıcı da amatör balıkçı. Öyle bir şey söyleyeceğim. Daha geniş bir şey. İlk sularda zıpkınla avlanmak yasak olduğu için bu konuyu bize getiremeyebilirler. Akıllara da gelmez. Yani yollar zıpkınla da avlanmak yasak. Evet. Ama sen öyle gitmedin. Yani bunu da geçiyor. Ben de amatör olta balıkçılığı diye kullanırım ama bir çünkü hani belki daha geniş bir kavramda bir terminoloji kullanabiliriz belki bilemiyorum. Belki bu an çıkar. Buyurun benim. Anlaşılır ama. Müslüman. Evet buyurun. Ruslar arası bir şey vereyim. Bugün çoğu yerlerde dünyada bu iş çözülmüş değil. Dolayısıyla bunun bu şekilde çözümü doğrultusunda ne kadar uğraşmanız mantıklı olur tartışılabilir tabii ki. Kimi yerinde sport fisherman diye geçebiliyor. Kimi yerinde angler diye geçebiliyor.
Tekne tipine göre sport fishing veya sport fisherman teknesi diye geçebiliyor. Recreational angling esas şey veya recreational fishing. Çünkü avcılık dediğimizde hunting de var, kara avcılığı da var, balık avcılığı da var. Ama kara avcılığında bir ticaret söz konusu olmadığı için normalde bir tek amatör şeyi kalıyor. Oltacı tabiri evet doğrudur ama dalgıçlar ve zırhlıncılar da onlar da bir balık avcısı. Şimdi ya onlara aynı bir avcılık şeyleri var ama dünya daha çözmüş değil bunu. Halbuki de işin başka boyutu var. Mesela şu toplantıyı birçok yerde duyuruldu. Zıpkıcı var mı içinizde? Yani zıpkın olan yok işte. Olay yani. Biraz zıpkıcılar da çağırdık ama. Gelmedi ama olamadı. İşte kendileri onlar zaten oltacı olarak veya balıkçı olarak balık tutan insan olarak görmüyorlar. Dalgıç olarak görüyorlar. Federasyon için de dalgıç federasyon. İşin özünde amatörlük çok kavramı var. Mesela amatör zıpkıncı diye bir kavram var. Ben zıpkıncı var. Kelimenin etimolojisine gidersek kökenine profesyonel demek profesyondan geliyor meslek. Bu işi meslek icabı yapar. Dolayısıyla ticari haliyle onun içine giriyor. Amatör meslek icabı yapmayan yani gayri profesyonel. Dolayısıyla amatörce yapar. Yani profesyonel takım taklavat kullanmayan. Aynen. Çok güzel. Tartışma o kadar güzel bir yere gidiyor ki bunu bütün konuşmalar bittikten sonra genel çünkü konuşmaları lütfen bitirelim. Karşılıklı da gidiyor. Çok güzel bir ilgi yakaladık. Bunu lütfen son bölümde yapalım. Olur mu? Lütfen söyleyeceklerinizi yapıyoruz. Ali Bey'e başka soru var mı? Buyurun. Bunu derneği için ifade ettiği için zaten biliyorum zaten. Günümüzde Türkiye'de dernekçilik, sivil toplum kuruluşu, yani önce bir toplum olması lazım. Bu toplum oluşacak, ondan sonra içinden yönetici seçecek. Şu anda iddia gerçeğini genelde bilmiyorum ama %90'ı önce bir yönetim kurulu oluşuyor, ondan sonra toplumu oluşturmaya çalışıyorlar. Yani seçilmiş veya liyakate uygun kişiler değil, kendilerini yönetim olarak takdir eden kişilerin peşinde gelecek insanlar aranması. Sizce bu doğru mudur? Bu dernek mantığı doğru mu? Teşekkür. İlk başı yanlış, senin bahsettiğin doğru yani. Ondan sonra sistem oturuyor. Ondan sonra seçim sistemi. Ha ben 100 kişi almışım. Bir daha onların desteği olmadan nasıl olacak daha? Evet. Onları toplum oluşmadan dernek yapıyoruz. Önce biz oluşacağız. Sonra yönet oluşacak. Sonra o yönet bizi yeniden isterse seçecek. İstemezse seçemeyecek ki. Biz seçilemeyeceğiz. Yine demokrasi yani. Biz öne ayak olmuş olduk. Ha ben federasyonun da bir eksiği vardı. Bu mesela yarın bana bir gün sorarlar. Sen oltacını savunuyorsun. Amatör balıkçı değil, sen oltacı diyorsun. Ha benim federasyonumun tüzüğünde de amatör oltacı yazmıyor. O da bir belirteyim. O da bir eksik. Onu da söyleyeyim yani. Tamamlandı. Ha. Yani eksikler tamamlandı. Buyurun bakalım. Ben şu anda bakanlık tepsiden bu konu var ama aynı zamanda oltacılık ve aynı zamanda dalarak konu karşılığı da yapıyorum. Ayrımın beyefendinin dediği gibi amatör ve profesyonel olarak ayrılması yeterli bence, etkili olabilmek amacıyla. Sivil toplum örgütlerine gelelim. Sivil toplum örgütleri öncelikle demokratik ülkelerin temel taşları. Eğer ki güçlü olurlarsa halkın iktidarı söz konusu olabilir. Onlar güçlü değilse mümkün yoktur güçlü olmasının, halkın güçlü olmasının. Dolayısıyla biz sivil toplum örgütlerine ne kadar güveniyoruz, ne kadar güçlendirebiliyoruz? Kim burada, kaç kişi, kaç tane sivil toplum örgütüne üye? Onu bir sorgulayalım önce. Ondan sonra devlete diyelim ki, ya arkadaş niye sen bu kanunu çıkartmıyorsun, niye şunu yapmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun? Devlet, şu an arkadaşlar 20 yıldır işin içindeyiz. Söz konusu bizim yakındığımız gerek ticari gerek amatör tebliğleri yine sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin katkılarıyla, bu iki kuruluşun katkılarıyla ancak yönlendirebiliyor. Kendisinin, yani bürokratların ve bizlerin söyledikleri inanın orada çok gayri alınmıyor. Bir tek benim işte 15-20 yıldır içinde Çanlar'la da birazcık bir gırgırlara
büyütülmesinde, yasak alanın büyütülmesinde bir katkım olabildi. Bu bana gurur verici bir şey oldu. Ama öyle değil, daha bir sürü sorun var. Yani biz dinlenmiyoruz. Ancak sivil toplum örgütleri orada çok güzel kararlar alıp uygulattırabiliyorlar. Bu nedenledir ki sivil toplum örgütlerinde maalesef çok güçlü olanlar, yani nasıl diyeyim size, hani bir ağaç çevir işte bir 50 metrelik bir tekniği tekrar alabilecek kadar balık yakalayabilenlerden bahsediyorum. Onlar yönlendiriyor olayı. 2009 yılında bunları izleyelim, her dakika nerede olduklarını bilelim diye verdiğimiz teklif bakanlıkta kabul görmedi. Yani benim verdiğim teklif kabul görmedi. Benim işimin %90'ını çözecekti zaten. Yasakları kontrolüyle ilgili çalışıyorum ben. Benim işimin %90'ı çözülecekti. Sivil toplum örgütleri güçlü olsaydı ya bir şekilde bu uygulamayı yaptırtırdı. Bana sadece şey demeleri gerekiyor. Yap kardeşim. Bak sadece ben o işi bitirecektim. Nasıl bitirecektim? Hani zaten bu işi yapacak olan bir sürü kuruluş var. Devletten 5 kuruş para almadan, hiçbir şekilde para almadan tüm sistemi kuracaklar. Sadece balıkçıya işte 240 lira gibi bir o dönemin parasıyla 240 liralık bir işte şey olacaktı, ödeme söz konusu olacaktı ve ben pazartesi günü işime geldiğimde düğmeye bastığımda hangi balıkçı nerede kaç kilometre hızla gitmiş, dol mu çekmiş, gırgır mı çevirmiş, bunların hepsini görecektim. Şimdi ben sadece işte devletteki bürokratların bunu neden yapmadığını sorgulamıyorum, o ayrı. Ancak bunun niye baskıyla yaptırtmadığını sivil toplum örgütlerinden sorguluyorum. Etkimiz ne oluyor? Onu biraz da kendimizi... Şimdi bir çeşit onunla şu an belki çok büyük yani oltacan bir tepkisi çekebiliriz. Profesyonel tepkisi çekebiliriz. Biz şu an taslak hazırlıyoruz. 3 yıl denizlerimizin balığa yasaklanması. Hepsine. Amatör ve profesyonel. Şimdi bizi devlet bazında 62 bin tane amatör oltacı gözüküyoruz. 62 bin. Ama profesyonelle kaç tane biliyoruz arkadaşlar? Proflar 88 bin tane. Sen diyorum, ben senin diyorum, bana diyorum, proflar seni şikayet etti, 88 bin kişi sizi şikayet etti, 62 bin kişiyi, 5 kiloyu bir kişiye indireceğiz, Kıbrıs'ta bir çalışma yaptık. Ya biz 4 milyon diyoruz, tamam biraz abartılı bıraktım da, yani 4 milyon değilsek bile, yani 62 bin de değiliz. Bu da bir gerçek. Benim istediğim insanların STK'ya veya bir hiç beğenmediğimiz tarım ilde aldığımız o belgeyi alması. Devlet bazında en azından biz buyuz. Yani ben bir bireyim, bir taneyim. Bir önce o 111 olayı gibi yüklenirsek, insanlar STK'lara çekersek, insanları belgelendirirsek, bazı arkadaşlar bunlar dedi ki sağlık. Yani benim konuşmamdan çoğunu konuştular zaten. Birer ki işte eğitimine geçmesi. Bizde önümüzde bir altyapı var. Takip edeceğimiz Kara Avcılar Derneği'nin bir altyapısı var. Takip edebileceğimiz. O adamlar yıllardır bu sene hariç MAK kararlarında Merkez Av Komisyonu'nda hiçbir şeyler yokturdu. 9 siyasi üçgenlerdi. Ya. Hiçbir özelliği yoklardı. Federasyon temsilcisi, konferasyon temsilcisi yani bir bölgeden gelen insanlar oyları oy değildi, para değildi. Bu sene değişti. Biz bu sene yapamayız. 5 sene yapamayız. 10 sene sonra biz de bunu yaparız. Eğer inanırsak, sivil toplum örgütlerine üye olursak, güçlenirse bunu. Muvaffak Bey, kısaca söyleyeceğiniz 3 yıl çok. Tehlikedeki türler için birer yıl. Bir yıl güfer, bir yıl islam. Ben bilimsel araştırmalarda ortaya şu an bir çalışma yapıyoruz. Şu an bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki bizim 36 tane kendi OBAF, Orta Balıkçı Federasyonumuzda 36 tane şeyimiz var, bilim kurulumuz var. Hocalarımızla danışma yapamıyoruz zaten. Ali Bey, ama şimdi bunu planlarken, düşünürken veya yapmak isterken balıktan ekmek kazanan insanlar düşünmen gerekiyor. Onlar da biz altyapı çalışma yapıldı. Tabii zaten o insanlar, açık konuşalım. O insanlar zaten mazotunu alacak, yine alacak. Ben başka bir şey söylemeyeyim. Bunun yurt dışı örgütleri var. Mevsim yasaklamaları, yani birkaç dönem yapılıyor ama balıkçıyı devlet sübvanse ediyor, öyledir. Kanada açıklarında marina stokları için bu yapıldı. 2-3 yıl sürdü yanılmıyorsam, en somut örneği ve ciddi kazanç elde edildi. Ali Bey'e teşekkür ederim. Hocam şu an tek sorun, zaten o teknici mağdur olmayacak. Personelim
Resmi olan personel de mağdur olmayacak. Gayri resmi çalışan personel var. Şu an tek düşündüğümüz o. Onlar mağdur olacak. Yapay resim uygulaması çözüm olmaz mı? Ne olmaz? Yapay resim uygulaması. Yapay resim konusu çok ayrı. Yapay resim doğada var olan balığı oraya biriktiriyor. Yani daha kolay avlanmasını sağlıyor. Koruma da sağlıyor. Hayır, koruma neye karşı? İllegal sürükme alanlarına karşı koruma sağlayabilir. Onun tartışması bizim konumuzun çok dışında kalıyor. Yani şöyle, yapay resimlerde olta, amatör olta avcılığı tabii ki yapılıyor. Hedef bu. Ama yapay resiflerin konuşlandırıldığı yer, amaçları ticari olarak kullanılması çok farklı bir konu. Yani elbette ki... Balıkların sağlıklı yaşam alanı yaratmak... Hayır, öyle bir şey yok. Sağlık, balığı... Bakın, yapay resifin esprisi şudur, deniz biyoloğu olarak söyleyeyim. Tekrarlamak olmasın. Deniz ortamındaki sabit ortamlar, diğer küçük omurgasız canlıların yerleşmesine neden oluyor. Bu canlılarda diğer büyük omurgalı canlıların besinlerini oluşturuyor. Yani siz oltayla gittiğiniz zaman, ha şurada kayalık pragana var, ben orada olta atıyorum, bilmem ne topuk, rift var. Esprisi bu. Yani o bölgede yerleşebilecek dip balıkları, özellikle dip balıkları, dibe bağlı, yani dibe, dipten beslenmeye bağlı balıkların toplanmasını yarar. Yani popülasyonun doğal büyümesini artırmaz. Peki kaçak troll avcılığını engellemez mi? Elbette engeller. Onun için diyorum hocam. Onun için illa bizi patlaya gerek yok. Yapay bir takım çapalar, bloklar, tren, vagon. Onu kaçırıyorum hocam. Tabii ki bırakmıyorum ama bakın yani o bizim amatör şu anki konumuzun şeyi değil. Elbette birbirinden bütünüyle ayıramayız. Hocam sizin değerli balık popülasyonu artması. Artması ama bir taraftan da ben tutmasam.